olur benden bunu istemeyin. Yalvarırım, öl deyin, öleyim ben burada. Ama benden bunu istemeyin. Ne olur Yusuf'a anlatamam ben bunları. Buna mecbursun Havva. Bu ikimizin de iyiliği için gerekli. Sen anlatmazsan bizden duyacak. O zaman da bazı şeyleri açıklaman çok daha zor olacak Yusuf'a. Biz dediniz. Hamiyet Hanım da mı biliyor her şeyi? Baba ne olur yardım edin Yusuf'u öğrenmesin lütfen. Sen ne diyorsun kızım? Ben sana her şeyi bir bir açıklamıyorum. Sen tutmuşsun bunları saklamak için benden yardım istiyorsun. Ben Yusuf'u çok seviyorum baba. Bu hayatta her şeyden çok seviyorum. Siz hiç sevmediniz mi? Her şeyi göze alacak kadar çok sevmediniz mi kimseyi? Ben sevdim. Ben onsuz nefes alamam diyorum. Yusuf'u sevdiğini biliyorum ama aşk için bu kadar can yakmaya değer mi? Yemin ediyorum ben böyle olsun istemedim. Hiçbir şey bu kadar büyüsün istemedim. Ama oldu. Ben sadece Yusuf'un beni sevmesini istedim ama. Biliyor musun? Yalanlarının sonuçları o çok sevdiğin insanı da yaktı aslında. Rüzgar olayında Yusuf'un nasıl harap olduğunu hep beraber izledik. Bunlara hakkın var mıydı yavrum? Sen durumu anlatıncaya kadar bekleyeceğiz. Bu da Yusuf'un iyiliği için. Ama çok fazla uzatma. Bir an önce anlat ve bu iş sonuçlansın. Bizi de zorda bırakma kızım. Arıyor baba, ben nikah için gün alacaktık. Bir şey söyleyemem. Şimdi anlatsam bir daha beni asla affetmez. Kızım bir dene bakalım. Baksana sen bile aşk için neler yapmışsın. Kim bilir belki de Yusuf bu büyük sevgisi yüzünden seni bağışlar. Kim bilir. Kendini topla, git Yusuf'la konuş. Ne işin var Allah aşkına senin burada Hamiyet? Ay beni bırak Allah aşkına. Ne dedi? Konuşacak mıymış Yusuf'la? Şu yaptığın iş mi sanki ha? Yılmaz Bey, konuşsana ayol ne cevap verdi merak ediyorum. Ben dışarıda bekliyorum Bey. Tamam oğlum. Evse git Yusuf'la konuş dedim. Eğer sen konuşmazsan gider biz anlatırız dedim. Kabul etmedi tabii değil mi? Ha? Sohbetiniz o kadar çok sürdüğüne göre böyle artık bin bir dereden su getirmiştir seni vazgeçirmek için. Denedi tabii. Denedi. Ne yapsın başka da çaresi yok. Yusuf'a anlattığı zaman her şeyi işin biteceğini biliyor tabii. Bitecek tabii. Herhalde oğlum bu kızın şarlatanlıklarını, bu sahtekarlıklarını öğrendiği zaman gidip de onunla evlenecek değil.
Şuraya bak. Nasıl öyle taş gibi oturuyor. Kim bilir bu işten sıyırmak için kaç titki dolaşıyor kafasında. Hiç sanmıyorum. Benim ne kadar ciddi olduğumun da farkındaydı. Bence şimdi biraz kendine geldikten sonra gidip Yusuf'la konuşacaktır. Ah Yılmaz Bey. Ah Yılmaz Bey. Hala bu kıza itimat ediyorsun değil mi? Ha? Ayol ben senin yerinde olsaydım onu böyle tutardım kolundan götürürdüm Yusuf'un karşısına. Her şeyi anlatırdım teker teker. O zaman da böyle kaçacak yeri kalmazdı. Kafası böyle karışık karışık oturmazdı orada. Yeter be Hamiyet yeter. İşin gücün sadece Havva ile Yusuf'un ayrılması. Oğlum yıkılır mı üzülür mü hiç aklın ucundan bile geçmiyor. E onu baştan düşünecekti. Her türlü rezilliği, her türlü şeyi anlattım. Her seferinde kızı affetti ayol. Ama artık buna izin vermeyeceğim biliyor musun? Bu iş burada bitecek. Dur Hamiyet nereye gidiyorsun? Sen beceremedin. Beceremeyince ben gideceğim konuşacağım Havva'yla. Ha onu da beceremezsem o zaman Yusuf'a tek tek anlatacağım her şeyi. Hamiyet öfkeden gözün de yüreğin de köreldi. Ya hiç düşünmüyorsun. Gidip oğlana her şeyi anlattığın zaman oğlanın zaten bütün dünyası kafasına yıkılacak. Ondan sonra da gidecek Havva'dan bu işi gerçek mi değil mi öğrenmeye çalışacak. Sırf hırsın yüzünden oğlan bu acıyı bir kere daha yaşayacak. Bırak Havva anlatsın. Anlatsın. Oğlan en azından ne yapacaksa yapar, bir kalemde öfkesi geçer gider. İnşallah dediğin gibi olur Yılmaz Bey. Hamiyet, Yusuf bunu duymadan hiç kimseye bir tek bir şey söylemeyeceksin. Hatta kızına bile. Eğer bir şey söylediğini duyarsam seni hayat boyu asla affetmem. Ay tamam Allah aşkına. Çocuk gibi azarlayıp durma beni ayol. Yalnız bak şunu bil. Eğer bu iş yarına kadar bitmesin var ya... İki dünya bir araya gelse beni kimse durduramaz. Haberin olsun. Oğlum hadi gidiyoruz. Hanımefendi iyi misiniz? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Buyurun isterseniz elinizi yüzünüzü yıkayalım. Buyurun hanımefendi. Teşekkür Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.